Evet sevgili izleyenler, Tarım Express programında yine sizlerle beraberiz. Yine çok değerli bir derneğimizdeyiz. Atlı Tur Derneği. 10 yıla aşkın dostluğumuz, abi kardeşliğimiz var sevgili Alp Arslan'la beraberiz. Alp Arslan Bey, at biniciliği spor dalında çok başarılı ve bu işte hayatını vermiş ve bugünlere getirmiş. Tarım Express programımızda tabii bunun tarım yönünü de anlatacağız. Neden tarım yönünü anlatacağız? Atları beslenmesine sebep olan yulafıdır, onun bitkisidir. Bunları da kendileri ekiyor ve aynı zamanda da bütün A'dan Z'ye bakımını kendisinden dinlemiş olacağız. Hoş geldiniz sevgili Alp Arslan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bize bu önemi verdiniz, buralara kadar geldiniz. Emir'cim teşekkür ederim. Evet, Emir bakar mısın? Sağ ol, bize çok iyi bakıyor. Evet, sağ ol. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Uzun zamandır da böyle bir programı yapacağız. Bu korona araya girdi. Evet. Pandemi araya girdi derken, şimdi yavaşlamışken de bu güzel ortamda, bu güzel doğanın içerisinde sizlerle böyle güzel bir programı yapalım dedik. Ve bize Ardun'a kadar kapılarınızı açtığınız için de biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sevgili Alp Arslan, değerli abicim, derneğimiz hakkında, binicilik hakkında zaten herkes burayı çok iyi biliyor. Ama bunun bir tarımsal yönü de var. Evet. Burada kendiniz ekip atların beslenmesini sağlıyorsunuz. Onların bakımını A'dan Z'ye gerçekleştiriyorsunuz. Hepsini sizden başlıklarla tabii dinleyelim efendim. Memnuniyetle. Şimdi öncelikle tabii at, ata sporumuz ve at tabii bizim Türk'ün hayatında devamlı olan, geçmişinde, hayatımızın içinde olan bu tasarım harikasını günümüzde en iyi şekilde yaşatabilmek ve bu ırkı geliştirebilmek adına, hem biniciliği hem de at ırkını geliştirebilmek adına kurulmuş bir derneğiz. Burada en dikkat ettiğimiz şey, atın gerçek ihtiyacı nedir? Atın özgür dünyasında var olmasını sağlamak ve onların bize destek vermesiyle, işte turizm anlamında kendi ihtiyaçlarını kendileri şu anda tamamen karşılayabilir bir altyapı yaptık. Biz evet. Bunu nasıl yaptık? Şu anda içinde bulunduğumuz lokasyon Belgrad Ormanları'nın dibinde, Gümüşdere Plajı'nın hemen yan tarafında. Gümüşdere Plajı ile birlikte çalışıyoruz bu konuda. Onların sahaları içerisindeyiz ve onların verdiği bize imkanlarla da çok büyük ekim arazilerimiz var burada. Yani 40-50 dönüm kadar alanları biz burada bu sene örneğin yulaf ektik. Fakat gübre kullanmak istemedik. Sadece at gübresiyle yaptık. Ama bu başka bir şeye sebebiyet verdi. Örneğin yulafı evet fazla büyütemedik ama bir baktık ki hayalimizdeki ve atın en çok değerli olan, at için değerli olan ayrık otu bastı bütün tarlayı. Ayrık otu bizim için çok kıymetli. At camiasında olan arkadaşlarımız da bilirler. Birçok vitamini ayrıktan alır ve bu sefer daha çok hoşumuza gitti. Hem serbest olarak padoklarda ayrık otlarını yiyorlar, hem de kendimiz de topluyoruz çuvallarla. Ve bu arada tabii bu atın özgür dünyasında yaşamasını sağlamak, onların sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için tarımla tabii bunu birleştirdik. Önümüzdeki yılda yonca ekeceğiz. Özel yonca. Alfa alfa isminde bir ot cinsi var, çayır otu var. Onu ekeceğiz. Bunların tohumlarını alıyoruz. Yani işte gerçek tohumlarını, yani bu oynanmamış tohumlardan bu işi yapmak gibi bir becerimiz var. Şu anda bulunduğumuz alan belki Türkiye'nin en manzaralı tarlaları aynı zamanda. Yani göreceksiniz, sizi de gezdireceğim. Fevkalade deniz manzarası altında yulaf tarlaları, düşünün yonca tarlası. Türkiye'de hiç böyle bir şey yok değil mi? Yani hiç, belki de bu kadar yakın denize bu işi yapan, işte tarımıyla, atın besiniyle kaba yemini üreten biziz belki. Yani daha ileriki aşamalarda yulaf ve tabii iklimin ve bu milli toprağa da bir bakacağız. Belki birkaç değişim olacak. Arpaya kadar girebiliriz. Ama şu anda biz kaba yem üzerinde daha çok ağırlık veriyoruz. Çünkü kaba yem bizim için çok daha kıymetli. Çünkü gerçekten Eskişehir'de olsun, birçok yerde işte arpası Anadolu'muzda, harika yulafımız. Ama maalesef yetmiyor.
yetmediği için de ithal edildiğini duyuyoruz. Ona da çok üzülüyoruz esasında. Bu kadar çok meramız var fakat mera ıslahlarının yeteri kadar herhalde yapılamadığından dolayı gerek ot anlamında, çayır otu anlamında, gerek bu yem anlamında maalesef yeterli ürün rekolte alınamadığı için fiyatlarımız yüksek ve ithalata kapı açılmış vaziyette. Biz bu konuda dernek olarak bundan herhalde 2-3 yıl evvel Bulgaristan'dan, Şumen'den çayır otu ithal etmek zorunda kaldık böyle bir memlekette. Bir de deneme yapalım bakalım nasıldır diye baktık. Ve bu denemede gördük ki adamların bize gösterdikleri ot harikaydı. Fakat tırların içerisinin yarısına geldiğimiz zaman kahverengi bir ot çıkmaya başladı. Demek ki anladık ki başında olmak lazım. Ama ayağımız gitmiyor ki. Evet. Yani yurt dışından neden ot ithal edeyim? Aynı denizi paylaşıyoruz. Evet, aynen. Karadeniz. Yani küçücük bir kasabadan ot ithal eder vaziyetteyiz. Benim çıkış noktam aslında bu oldu. Ya dedim bizim memlekette içinde bulunduğumuz alanları atlarla birleştirelim. O alan içerisinde bu işi organize edelim ve ot ihtiyacımızı böyle giderdik. Yani çok şu anda çayır otunu da buradan alıyoruz. Yulaf stoğumuzda yaptık. Yulaf otu da yetiştirdik. Bir tek işte arpa ve yulafı, kendi tane yulafı Anadolu'dan, fabrikalardan alıyoruz. Anladım. Peki bu ürettiğiniz ürünleri sadece kendinize mi? Ancak yetiyor. Yani böyle bu kaç arada tane atımız var? Şu anda 16 tane atımız var. 3 tane de pansiyonumuz var. Evet. Bu 3 tane pansiyon istersek daha da fazla artacak ki sanıyorum artacak. Çünkü biz başka bir şey daha yapıyoruz. Evet. Şimdi deniz kenarında ve ormanda olmamızın en büyük lokasyondaki zenginliği bir at için, atın nefesinin artması, kondisyonunun artması, efendim atın denizde yüzdürülmesi, buna tanık olacaksınız biraz sonra. Bir çok ilginç. Sevgili evet. bir dostumuzun, Hakkı Yazıcı isminde, sevgili bir dostumuzun Zeka isminde bir atı var. Güzel bir at. O atı yüzdüreceğiz. Örneğin nasıl yüzüyor? Bu tandonlarının gelişmesi anlamında, kondisyon alması anlamında, atın güçlenmesi anlamında, nasıl insanda yüzme fevkalade bize fayda sağlıyorsa aynı şekilde atlarda da bu oluyor. Biz bu gücümüzü, özelliğimizi de kullanıyoruz. Atla ilgili yarış camiasından bize çok talepler gelmeye başladı bu konuyla ilgili. Önümüzdeki seneye kadar işte bazı hazırlıklarımız var. Portatif ahırlarla ilgili. Portatif ahırları yapıp bu idmanları, idman antrenörlüğü yapıyorum bir yandan. Bu idmanları, denizde yüzme idmanlarını vermeye başladık. Bu da ayrı bir şey oldu, bir branş oldu tabii bizim için. Tabii çok güzel. Evet. Aynı zamanda yarışçı atlara da burada siz ağırlamış mı olacaksınız? Evet, yani yarış atlarına yüzme idmanı programları veriyoruz. Bir de onlara aylık verdiğimiz zaman o atlar buradan giderken inanın yani en son... Onları yazmak lazım o tabii, zaman. Tabii o kadar... Hayır, bizim yarış camiasıyla bir ilgimiz yok. Yani yarışla ilgimiz yok. Ama camia bize ilgilenenler zaman, belki de takip ederiz. En son bizden My Freedom çıkmıştı örneğin. O da güzel bir attı. Çok güzel kareler yakaladık. Çok güzel kareler yakaladık. Çok güzel, bayağı toparladık atı. Evet. Şimdi diğer atlar, diğer yarışçı arkadaşlar da geliyorlar. Yani bu böyle büyüyor. Şimdi tabii yem konusunda da kaba yemi ve bu ayrık otunu da tarımı da biraz daha geliştirdiğimiz anda bulunduğumuz alan içerisinde hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan at ırkının devam ettirilmesi, geliştirilmesi konusunda bir başarı sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Ama şu anda tabii at başlı başına bir konu. Maalesef insanlar atı sadece bir binek hayvanı olarak görüyorlar. Biz onlara duygusal anlamda bağlıyız. Birçok insan bağlı ama biz tabii devamlı birlikte yaşadığımız için onlarla sağduyuları çok gelişmiş. Bizim de sağduyularımız gelişiyor onlarla. Duygusallaşıyoruz. Onlara bağlanıyoruz. Yani bu işin en önemli ana teması atı sevmekten geçiyor. Yani normal şartlarda tabii ki bir at bakımı öyle kolay bir iş değil. Ama sevince çok kolay. Yani biz buna gerçekten gönül vermiş, kadromda dahil olmak üzere gönül vermiş insanlarız. Yani bugün garson olarak çalışıyor arkadaşlar, misafirlerimize mesela hizmet veriyoruz. 2 dakika sonra görebilirsiniz. Ata lonj yapıyordu. Ya işte. 1 saat sonra. Yani çünkü hepimizin içinde bu çok, var. Çok güzel. Evet. 10 yıldır ben bu derneği sürekli ziyarete geliyorum. Çünkü
sizin çok güzel ayrı hizmetleriniz de var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. O heyecanınız her gün artıyor. Ben hiç gerilediğini görmedim. Evet. İşinizi layıkıyla yapıyorsunuz. Dernek üyelerimiz ya da yönetim kurulumuz var mı yoksa var. Siz tek başınıza mı? Hayır, hayır. Tabii ki bir yönetim kurulumuz var. Dernek üyelerimiz var. Toplantılarımız oluyor. Kararlar alıyoruz. Örneğin bu pandemiden dolayı biraz geride kaldığımız konularımız oldu tabii. Örneğin atı binicilik konusunda yetiştiriyoruz. İşte yarış atlarını alıp burada ehlileştirip binek hayvanı haline çevirip o atların başka yerlere gitmeden veya zulüm olmadan normal hayata kavuşturulmasını sağlamak için bir programımız var. Alanımız büyük. Bu da bir yani ata binmeyen at sahibi kalmasın gibi bir projemiz var. Ata binmeyen çocuk kalmasın diye bir yürürlüğe giden projemiz var. Bunlar biraz geride kaldı ama önümüzdeki bu hastalığı inşallah memleket olarak açtığımız takdirde bu programları ele alacağız. Çok dernek güzel. Olarak yani. Çok başarılı. Projelerimiz çok. Biliyorum sizin bu tesis haricinde başka bölgelerde de yerlerinizin olduğunu da biliyorum. Onlardan evet. da birazdan bahsederiz. Hatta daha değişik hizmetler de vermeyi düşünüyorsunuz. Bunları program öncesi konuşmuştuk. Ya burada çok güzel ağırlama bölgesi de var. Biz hatta program öncesi müthiş bir kahvaltı ettik sizin tesisinizde. Gördüğüm kadarıyla biraz daha genişletmişsiniz. İşi mangal falan böyle biraz o, daha da... Yani misafirlerin taleplerine göre gelişiyor. Bu bizim işimiz değil ama gelen insanlara yani şu kapıdan giren insan kim olursa olsun bir misafirdir bizim için. Evet. Netice itibariyle onları layığıyla ağırlamaya çalışıyoruz ama bu böyle bir işletmeci mantığıyla yapmıyoruz işin doğrusu. Çünkü anladım. Bizim işimiz at. Anladım. Yani at olduğu için bunu da özellikle söylüyoruz. Bir kusurumuz olursa affola, düzeltin. Veya işte bir misafir geldiği zaman işte domates mi alacaksınız? Buyurun tarladan alabilirsiniz. Yumurta kümesten diyebiliyoruz. Çayınızı gidin kendiniz doldurunuz. Bu samimiyetle insanlara yaklaşıyoruz. Tam bir ev ortamı. Hizmet veriyoruz. Yani bugüne kadar ne kadar öğrenci yetiştirdiniz atlı tur? Vallahi binlerce yetiştirdik. En önemli şey öğrenci yetiştirilmesinden ziyade, at binmeyi öğretmekten ziyade birçok bu sevgiyi aşılayarak at antrenörlüğü meslek yüksekokuluna birçok çocuklar gönderdik. Biz baktık ki atlara ilgi ve alaka çok azdı bundan 12 yıl evvel, 13 yıl evvel hatta. O zaman kalktık alışveriş merkezlerinin, işte Cevahir olsun birçok alışveriş merkezinin kapılarının önlerine kauçuk zeminlerde özel veya işte kumlarla özel manejler yapıp at antrenörlüğü meslek yüksekokulundaki stajyer çocuklarla at binmeyi çocukları at binmeye için bir ortam hazırladık ve bunları evet. yaptık. Evet. İlgi ve alaka çektik. Ondan sonra tekrar buraya döndük. Şimdi gitmiyoruz çünkü hakikaten o ilgiyi gerek sosyal medyada gerek de kulaktan kulağa insanlar söyleyince aman biz sizi burada daha çok seviyoruz. Çünkü biz de sevmedik. Şehrin içinde olmayı sevmiyoruz. Başka projelerimiz de var dediğiniz gibi ama farkındalığı arttırabilmek adına bazı pazarlama çalışmaları yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani çok bu önemli, iş sadece olduğunuz yerde maalesef dönmüyor. Bu at çiftliklerinin artması da çok güzel bir şey. Bunların işte at sevgisi artıyor, işte yarış camiası bundan sebepleniyor, at bakanlar sebepleniyor. Yani atların hayatımızın içerisinde bu işin çok pahalı bir spor olmadan yürüyebilmesi at ırkına da çok büyük bir fayda. Yani düşünün ki atlı turizm denilen bir şey var, bir hikaye var. Bu evet. Türkiye ekonomisine de çok büyük fayda. Biraz sonra sizin önderliğinizle bahsedeceğimiz Kapadokya'da mesela, Antalya'da, birçok bölgede, Türkiye'nin dört bir yanında atlarla ilgili bir turizm gerçekleştiriliyor. Ve gerçekten gezdiğiniz zaman da yani öyle köy usulü falan değil. Gerçekten kendilerini yetiştirmiş olan arkadaşlarımız bu işleri yapıyor. Atları yetiştiriyorlar, binek atı haline getiriyorlar. Şimdi burada konu şu, topluma at sevgisi zaten toplumda var. Bunun ulaşılabilir bir şey olduğunu anlatabilecek bizim gibi köprüler oluşturulması lazım. Ne kadar çok olursa. Ayrıca sadece bu iş turizm, at binme anlamında değil, siz de biliyorsunuz atın bir şifa verme gücü var. Evet. Evet, bu şifa verme gücü, örneğin Osmanlı'da tımarhane denilen bir hikaye var. Tımar, bildiğiniz ata tımar yapmak. Yani hem atın masajı hem atın temizliğidir. Birazcık moralleri bozuk olan veya dezavantajlı olanları direkt tımarhaneye gönderiyorlarmış. Tımar yapmaya, biliyor musunuz? Yani atın bu şifa gücü, tabii Batılılar bu işi birazcık akademik yönde inceledikleri için daha da ilerletmişler. Hipoterapi gibi,
birçok dezavantajlara yönelik hipoterapiyle şifa verme gücünü uygulamaya başladılar. Tabii Türkiye'de bunları almaya başladık sağ olsun, işte Tarım Bakanlığı da bu konuda bayağı bir çalışma yaptı. Bildiğim kadarıyla Malatya'da, Ankara'da, Karacabey'de hipoterapi merkezleri açtı. Ona yönelik atlar kullanmaya başladı. Ama yeterli mi? Benim için şu an için çok yeterli değil. Sebebi şu, toplumda gerçekten dezavantajlar da çok. Sadece dezavantajlar olarak bakmamak lazım. Terapi yönünden bakmak lazım. Terapik binişler var örneğin bizde. Moraliniz bozuk. Yani düşünün ki şehir hayatı içerisinde yaşıyorsunuz. Atın önemini vurguluyorum. Dört duvar içerisinde, o trafiğin içerisinde, şu doğaya geldiğiniz zaman atla arkadaşlığı, atla iletişimi bizler, bizim gibi kulüpler tarafından öğrendikten sonra inanın başka bir dosta ihtiyacınız kalmaz. Sessiz bir lisanda konuşabilir bir vaziyette oluyorsunuz. Hem doğanın içindesiniz hem de size dünyanın en asil dostunu takdim ediyoruz ve o köprüyü kuruyoruz. Söylemek istediğim bu. Bu şifa gücüyle ilgili olarak da memleketimizde hakikaten şu anda ciddi çalışmalar var. Üniversiteler de bu işe el attı. Peki siz bunu kendiniz yapıyor musunuz? Lazım. Kendiniz hiç denediniz mi? Şöyle efendim, tabii denedik ama bizim denemelerimiz sadece gözlemlemeyle oldu. Bilimsel bir çalışma değildi. Hipoterapi denilen bu şifa verme veya destek, sağlıkla ilgili destek amaçlı uygulanan bir programdır. Direkt şifa, hani mesela doktor reçeteleri al bunu ata git biter, öyle değil bu. Bu destek amaçlı yapılan bir tedavi yöntemidir hipoterapi dediğimiz hikaye. Bununla ilgili olarak çok bir kadro çalışması gerekir. Yani örneğin hipoterapist, at antrenörü, pedagog, fizyoterapist, bunlarla bir ekip çalışmasıyla ancak gerçekleştirilebilen bir hikaye bu. Ve hastanın durumuna göre, örneğin hasta bir yerden bir yere yürüyecek bir durumda değildir. İşte farklı görme engelliler vardır, uzuvları olmayanlar vardır, Down sendromlular vardır. Her birine ayrı programlar var. Her birine de ayrı ayrı bazı malzemeler kullanılmaktadır. Yani atla ilgili, at malzemesi de kullanılmaktadır yani. Amerika'da şunu dostlarımızla paylaşıyoruz, onlar bize bilgi veriyorlar. Yani ikili arabalarla, özel atlarla direkt hastanın bulunduğu yere gidip orada eğer uygun işte neyse park varsa orada bu yardımcı tedavi yapıp geri dönüyorlar. Yani yürüyen bir şifa, yürüyen bir hastane gibi çalışıyorlar. Yani bu kadar yaygınlaşmış. Bizde de inşallah bu daha iyi olacak. Çünkü at ırkının gelişmesi ancak toplumun içerisinde topluma da fayda sağlaması. Tabii ki motor icat edildikten sonra bir yerden bir yere atla gitmek falan bunlar, yani işin bir de bunun türevleri var biliyorsunuz. Evet. At sadece yarışlarda değil, işte endurans, atlı dayanıklılık, efendim voltij, atlı jimnastik, konkur, engel atlama, dresaj ve buna benzer birçok spor alanlarını açan bir tasarım harikası ve onunla bu sporları yapıyoruz. Bizim zamanımızda, bizden evvelki hocalarımızda gördüğümüz birçok başarılar var. Bizim bu başarıları maalesef biz bugünlere taşıyamamışız. Bunun taşınabilmesi için herhalde birazcık daha çaba göstermemiz lazım. Çünkü at bizim dünyamızda var olan bir obje. Yapacağımız sporda da her konuda ileride olmamız lazım diye düşünüyorum. Bilimsel olarak da, spor alanında da onun için farkındalığı yaratmak lazım. Bir de desteksiz bu işlerin yapılması gerçekten çok zor. Yani bizim turizme bulaşmamızın veya turizmle ilgili çalışmamızın en büyük sebebi derneği iktisadi olarak ayakta tutabilmek. Çünkü hem sosyal sorumluluk projeleri yapacaksınız ama neyle? Hiç biz üyelerden de para almıyoruz. Neden? Çünkü insanların üzerine bu dönemde hele hiç yük olmak istemiyoruz. Peki devletten destek alıyoruz mu? Hayır, devletten destek almadık ama sağ olsun pandemi döneminde TCK bize o dönemde otumuz yoktu, ot desteği verdi örneğin. Bu çok önemli bir şey bizim tabii için. Yani çok önemliydi. Sağ olsunlar. Yani devlet desteğinden daha ziyade
insanların bizlere gelip işte eğitim almaları, günübirlik turlar yapmaları bile bizim için yeterli. Evet. Çünkü karşılıksız bir şey almayı da yapı itibariyle sevmiyor derneğimiz. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet. Atın bakımı konusunda hem sağlık açısından hem de nalların bakımları konusunda biraz bu konuda da vereyim. Şimdi at gerçekten bir tasarım harikası. 11-12 ayda dünyaya geliyor. Siz de mutlaka başka programlarda da görüyorsunuzdur. İşte Karacabey'de bir at nasıl yetişiyor? İşte bir hamile ata 5 dönüm bir yer gerekiyor. Bizde aşılama yok. Biz mevcut olan atları en sağlıklı bir şekilde bakımlarını yapıyoruz. Bunun yapılabilmesi için de atalarımızın söylediği gibi bir öğün yemek, 3 öğün tımar. Bu çok önemli bir şey. Tımar yapmak çok önemli. Ve beslenmesinde de 3 öğün olarak veriyoruz. Yani sabah, öğle, akşam. Öğlen biraz daha az oluyor ama mutlaka suyunu, tuzunu, kaya tuzunu, hiçbir şeyini eksik etmiyoruz. Vitamin olarak da öyle dışarıdan vitamin vermek yerine işte elması, havucu, mevcutta ne varsa onları yemin içerisine kararak organik bir şekilde veriyoruz ki aynı zamanda bir atın sağlıklı olmasının en büyük sebebi de çalışmasıdır. Yani idmanıdır. At sadece yürüyerek olmaz bu iş. İşte çılbır dediğimiz lonj çalışması yapılıyor. Efendim, pesoa dediğimiz bazı malzemelerle atın bodybuilding'ini yaptırıyoruz. Yani bizim atlarımızın hepsi her an, her saniye hazır olmalı. İşte kimisinde mesela nefesi az olan atlarda, ormanda veya arka ayaklarını kuvvetlendirmek istiyorsak yokuş çıkıyoruz. Efendim, havanın düzgün olduğu, denizin düzgün olduğu, bugünkü gibi olduğu zamanlarda da bütün atlarımızı yüzdürüyoruz. Onlara çok büyük bir nefes veriyor. Sahilde dolaşılması, kaba kum değil ama denizin hemen bitimindeki o sert alanda dolaşılması atların ayaklarına da çok büyük faydalar sağlıyor. 45 günde bir de biz nalları değiştiriyoruz. Nalları da tabii ki nal bantlarımız var. Nal bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Tuvalet dediğimiz tırnak, yani nasıl manikür pedikür oluyor insanlar, evet, aynı şekilde tuvalet dediğimiz bu pedikürler yapılıyor. Arkasından ayağa göre de nal yaptırıyoruz. Demir nallar kullanıyoruz. Her 45 günde bir değiştiriyoruz. Atın mayalarının bakımına çok önem veriyoruz. Yani bugün işte göz taşıyla, katranla, efendim tuzla, mutlaka yağıyla, tırnak yağıyla. Çünkü evet doğadayız ama bizim en büyük avantajlarımızdan biri şu anda içinde oturduğumuz yer dahi doğal kumdur. Evet. Yani atımız öyle kolay kolay taşa ya da betona çıkmıyor. Bu sebepten de pek veterinerlik bir iş kalmıyor anladığım kadarıyla. Siz... Yani olabildiğince az oluyor çünkü neden? Atlarımızı arıza yapmıyor. Yedikleri taze olduktan sonra, at çalıştıktan sonra, çalışmayan at arıza çıkartır. Bir de beslenmesinde işte küflü bir şeyler vermedikten sonra, ata sağlıklı baktıktan sonra en ufak bir sıkıntı olmuyor. Dediğiniz doğru. Yani 2-3 ayda bir ancak veteriner geliyor, genel kontroller, kan alınması yapılıyor, iç organlarına bakılıyor ama geri kalan kısımlarda da pek fazla ihtiyacımız olmuyor. Efendim bir şey daha dikkatimi çekti benim. Şimdi aygırla, iki tane aygı var burada. Bir de kısraklar da var. Hepsi bir arada da duruyorlar. Ve siz az önce aşılama da yapmıyoruz dediniz. Evet. Bunların bir arada durması nasıl sağlıyoruz? Biz tabii genç alıyoruz atlarımızı. 3 yaşında, 4 yaşında, ortalama 14, 15, 16, 17 yaşında atlarımız var. Onları bir arada tutuyoruz. Bir arada manejde lonj yapıyoruz birlikte. Birbirlerine alışmalarını sağlıyoruz. Bu tabii biraz uzun soluklu bir iş. Yani öyle pat diye bir aygırla kısrağı yan yana getirdiğiniz zaman iş facia. Ayrıca aygırların da birbirleriyle bu kadar yakın durmalarında da bir büyük sakıncalar vardır. Ama gördüğünüz gibi bütün aygırlar bir arada, evet, en ufak bir sıkıntı yok. Bizde tamamen sevgiyle, sabırla ve devamlı idmanla, devamlı söylemek istediğim bu, idmanla bu atlar bu hale gelebiliyorlar. Yoksa düşünün ki 10 tane at çıkıyoruz, içerisinde kısraklar var, aygırlar var, gık yok. Ama bazı aygırlarımız var, tabii kısrakları görünce kişneyebiliyor, o da hoşumuza gidiyor. Ama terslik yapmıyorlar. Evet, o çok önemli, tabii evet, terslik yapmamaları çok, evet, önemli. İşte burada da... doğru iş, doğru çalışma, doğru ekip, evet, sonucu kesinlikle böyle, evet, oluyor. Çok, aynen, güzel, çok başarılı. Teşekkür ederiz. Birazdan toparlayacağız. Şimdi bu arada seralarımızı gezmiş olalım. Hay hay. Seralarımızı gezdikten sonra da artık final mesajlarımızı veririz. Binicilikle ilgili de biraz bilgi almış oluruz. Memnuniyetle.
Evet, bu güzel doğal ortamda çaylarımızı yudumlarken hem de atın bakımları hakkında şeyden alacağız çalışanlarımızla beraber. Hadi bakalım, kamerayı o tarafa alalım. Evet, şimdi bir uygulama yapıyoruz. Şu anda Mira isminde Belçikalı süper bir konkur kısrağımız, bir eğitim atımız tımar alıyor. Mahmut her gün bu tımarı en az 3 kere yapar, her ata. Ve gördüğünüz gibi atın tüyü uzamaz, parlar. Her tarafına kaşağıyla tüylerin ters yönüne doğru, fırçayla da tüy yönüne doğru, alta doğru bütün şeyler, tozlar, silkelediği zaman tozlar gitti. Tozları alır, alttaki tozları. Ama aslında bu şey, siz söyleyin, tımar dediğimiz ata aynı zamanda fevkalade bir masajdır. Yani atın kan dolaşımını hızlandırarak yediklerini, içtiklerini her tarafına yayar ve atın sağlıklı görünmesine en büyük sebebiyet veren budur. Biz öyle normal yağlar, mağlar, bazı şeyler kullanıyorlar. İyi beslenen bir at, iyi tımar olan bir at zaten kendini gösterir. Tüyüyle, parlaklığıyla, her yönüyle yani. Onun için biz böyle dışarıdan kimyasal asla kullanmayız. Şimdi atın ayaklarını isteyerek bir de mayalarını temizleyecek Mahmut. Mahmut da bir ata aşığıdır. Onun bir tane atı var burada, Carpe Diem diye. En çok ona hassastır. Bembeyaz kır atı. O atı sahiplendi. Mahmut aynı zamanda Türkmenistanlı. Evet. Onlar çok değerli bilinir ve atalarımız biliyorsunuz. Tabii, Akal Tekerlerinin memleketlerinde bir gün at bayramına onur konu olarak gittik. Gerçekten bizi bir cumhurbaşkanı nasıl ağırlanırsa öyle ağırladılar. Ve bir at bakımını ne kadar hassas yaptıklarını gördük. Ve o ırkı bozmadıkları için de gerçekten tebrik ederim. Evet. Bu kadar ata karşı ilgi ve alakanın olduğu tek yer diyebilirim dünyada. Kesinlikle. Evet. Mayaları da temizliyor şu anda. Atın bu hareketinin sebebi şeydir, sinektir. Kızımız birazcık sineğe karşı... Biz bile ekran karşısında ister istemez tepki veriyoruz. Evet. Bu arada atımız Belçikalı mıydı? Belçikalı, evet. Bir konkur atıdır. Çok özel bir attır. Ver kızım. Avrupa ver görmüş ya. Evet, tabii Avrupa'dan gelmiş bir attır. Çok pasaportu güzel. Avrupa'dan gelmiş. Kızım, senden bahsediyoruz. Evet, evet. Senden. Evet, sen. Evet. Durum bu. Bunlar genel bakımlar. Sonra kuyruklar ve ondan sonra yeleler. Onlar temizlenir. Yandan. Evet. Onlar taranır. Sonra bir de diş bakımları var. Diş bakımlarında işte 2-3 ayda bir at dişçileri vardır. Bu konuda ihtisaslı olan arkadaşlarımız. Onlar gelirler, bir de dişlerine bakarlar atların. Bu arada tımar tabii aynı zamanda atı kontrol etmek anlamına da geliyor. Yani atta bir ağrısızı, yaralanma olduğu takdirde onu net olarak görebiliyoruz, hissediyoruz. At zaten söylüyor. Evet, dili yok ama yani ifade ediyor. Evet. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz bu bilgiler içerisinde. Rica ederim. Birazdan da binicilik hakkında konularımızı işleyeceğiz. Memnuniyetle, tabii ki. Thank you.
Evet sevgili izleyenler, ben burada çok keyifli bir program yapıyorum bugün. Doğa içerisinde hemen yanı başımızda o muazzam Karadeniz ve 10 yıldır da tanışmış olduğum değerli abim sevgili Alp Arslan Bey ile müthiş bir programa imza atıyoruz. Biz tabii hem tarım yönünü anlatmış olduk hem de bakımını anlatmış olduk. Şimdi de bu derneğin asıl amacı biliyorsunuz spor eğitmenliği ve at biniciliği hakkında olacak. Burada da yaklaşık 10 kişilik bir ekip var. Hemen sevgili Alp Bey'den geniş bilgileri alalım efendim. Memnuniyetle. Şimdi efendim biz dernek olarak hem at ırkının geliştirilmesi, atların iyi bakılması ve atlarla ilgili günümüze bu sporun taşınması konusunda köprü olmak için kurulduk. Evet. Ve biniciliği de siz de biliyorsunuz bir işte pahalı bir spordur imajını yıkmaya çalışıyoruz esasında. Bunu yapmak için de öncelikle bazı sosyal projeler yaptık. Bunlardan bir tanesi ata binmeyen çocuk kalmasın şeklindeydi. Ata binmeyen çocuk kalmasındaki projede okullardaki en başarılı çocukları ücretsiz olarak at bindiriyoruz. İşte ailesinde onu belediyeyle yapıyoruz daha çok. Belediyedeki okullarda efendim durumu olmayanları gönderiyor veya işte dezavantajları gönderiyor ve biz onları ücretsiz olarak at bindirerek kendimizi önce bir ifade etmeye başladık. Nasıl yola çıktığımızı. Arkasından biniciliğin faydalarını anlatmaya başladık. At binmenin yetişkinler için terapi olduğu gibi yetişmekte olan genç nesile çok büyük faydaları var. Bunlardan bir tanesi günümüzde siz de biliyorsunuz bilgisayar, telefon bunlara fevkalade aşina bütün çocuklar. Onlardan bir parça alıkoymak ve atlara yönlendirdiğimiz takdirde farkındalığı arttırdığımız takdirde odaklanma sorunları var bu çocukların. Odaklanamıyorlar. Yani ya internet ya bir şey konuşurken dahi dikkat edin toplum içerisinde dinler dinlemez halde odaklanmalarında zaten çoğu ailenin en büyük sorunu bu. İşte binicilik derslerinde odaklanmayı aşabiliyoruz. Yani çünkü odaklanmak zorunda. Çok, çok önemli. Altında karar verebilen bir canlı var ve bu karar verebilen canlı ile ona liderlik yapması gerekir. Dolayısıyla odaklanmak zorunda kalıyor. Biniciliğin temel teknik derslerinde faydalarından bahsetmiştik. Kendine güven duygusunun öne çıkarılması. Bir çocukta örneğin kendisine liderlik basmının verilmesi, sağduyu, hızlı karar verebilme, efendim eğlence, fiziksel gelişme bunlar binicilik derslerinde çocuğun aldığı şeyler. Yetişkinlerde de odaklanma problemleri oluyor. Onları da gideriyoruz ve aynı zamanda yetişkinlerde de fevkalade terapi konusunda etkili oluyoruz. Ama binicilik tabii öyle tık diye hemen öğrenilecek bir şey değil. Evet bir 20 ders, 30 ders sürüyor bu teknikleri almak ve bu teknikleri aldıktan sonra aslında yaptığımız şey at ile sessiz bir lisanda doğada insanları konuşturabilir hale gelmek ve atla senkronize hareket ederek refleksi olarak bütün öğrettiğimiz yardım ve uyarıları yapabilmesini sağlamak öğrencinin. Bunu yaptıktan sonra artık biz kenara çekiliyoruz. Ne yapıyoruz? Biz en fazla öncülük yapıyoruz. İşte doğayı tanımadıkları için. Belgrad ormanlarında, sahillerde, göletlerde onlarla birlikte geziyoruz. Ve bu arada işte hocam at şöyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, ha şunu demek istedi, bunu demek istedi diye o lisanı öğretiyoruz diğer taraftan da. Yani çok güzel. Temel teknikleri öğrettikten sonra bir de doğada özgür dünyasında at şakalaşıyor, deniyor, bir şeyler yapıyor, yan yürüyor, suya girmek istiyor. Onunla kimi zaman müsaade ederek, kimi zaman etmeyerek bu arkadaşlığı geliştiriyoruz. Gün bitiminde veya ders bitiminde, doğa gezisi bitiminde hakikaten burada ya harika bir duyguymuş bu. Ne kadar güzel yerler varmış. İstanbul'da bu kadar yeşil var mı? Nereden çıktı bu göletler falan gibi birçok hayretler içerisinde güzel insanlar ifadeler alıyorsun. Veriyorlar. Evet. Hiç o zaman bugüne kadar bir pişmanlık yaşanmadı demek. Hayır, şu ana kadar yaşanmadı. Ama sizin enerjiniz de çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. O atlardan gelen bir enerji, inanın. Ben tutumu sol kağıdı gibi iletiyorum. Peki, evet. Gerçekten ben yani ne zaman sizi ziyarete gelsem o enerjiyi A'dan Z'ye alıyorum. Sağ olun. Bir kere diksiyonunuzla, eğitiminizle, işinize verdiğiniz o emekle, İşinize olan saygınızla bütünleşmiş bir dernek görüyorum. Arkadaşlar da çok çalışkanlar.
dediğiniz gibi at sevgisi dolu. Evet, bir anda çay ocağında olup bir anda dediğiniz gibi bir atı yüzdürebiliyor ya da tabii, ne bileyim. Tabii. Değil mi? Her türlü kesinlikle görevi üstlenmişler. Evet. Harika. Ben son olarak toparlamaya gelirsek hem ne mesaj vermek isteriz hem de toparladığımızda atlı tur olarak ne söyleriz? Efendim, bizim atlı tur olarak bir sloganımız var. Yıllardır bunu söylüyoruz. Atlı tura gelin, rüzgar saçlarınıza, özgürlük ruhunuza karışsın. Burada çok samimi bir ortam içerisinde yaşıyoruz atlarımızla birlikte. En azından ziyarete dahi gelseniz mutlu oluruz. Evet, yine çok güzel bir programa imza attık. Doğanın içerisinde doğal, sıcacık bir ortamda. Atlı Tur Derneği Başkanımız, aynı zamanda da benim değerli abim sevgili Alp Arslan bize çok güzel bilgiler verdi. Hem tarımsal olarak hem de at biniciliği hakkında hem de bunun nasıl yetiştiği hakkında çok güzel bilgileri sizlere sunmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Thank you.